Herkese merhabalar. Yine bir koronavirüs bülteniyle birlikteyiz. Bugün 4 Ağustos Salı 2020. Dünya genelinde vaka sayıları 18,5 milyonu aştı. Hatırlarsanız geçen haftaki programda 16,7 milyon demiştik. Yani şu bir haftada 1 milyondan fazla yeni vaka geldi. Ölümler 700 bini geçti ve iyileşen hasta sayıları da 11,7 milyon. Yani şu anda yarısından çoğu aslında iyileşmiş durumda diyebiliriz. Hemen grafiğimize bakalım. Dünya genelinde hastalıklar, vaka sayıları nasıl artıyor şeklinde. Geçen haftadan çok bir değişiklik yok ama en sondaki kırmızı noktaya bakarsanız eğer orada bir dik yükseliş var. Yani son günlerde rekorlar yeniden tazelendi. Yeni vaka sayısıyla alakalı olarak. Hani her ülke için bir peak noktadan bahsediyorduk ki işte o peak noktasına dünya genelinde henüz ulaşabilmiş değiliz. Dünya genelinde nüfusa oranla vakalar ne durumda? Onunla ilgili bir grafiğimiz var, istiyorsanız hemen ona bakalım. Dünya haritası üzerinde kırmızıyla işaretli olan ülkeler nüfusa oranla vaka sayısı yüksek ülkeler. Diğer renk daha da açıldıkça, renk açıldıkça nüfusa oranla vaka sayısının daha da az olduğunu görüyoruz. Bu grafik bize ne söylüyor? Özellikle Amerika kıtası, güney ve kuzey olmak üzere çok ciddi manada hastalıkta sarsılıyor demek bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu zaten malum ama Latin Amerika'da şu anda 5 milyon vakayı, bütün Latin Amerika'da 5 milyon vakayı geçmiş durumdalar. Rusya, Kazakistan, İran gördüğünüz gibi kırmızıyla işaretli yerler, Suudi Arabistan, Irak gibi ülkeler. Türkiye kırmızıdan biraz daha açık. Avrupa'daki Fransa ve Almanya'ya benzer bir tonda. Peki bu ne anlama geliyor? Mesela ABD'de şu anda her 69 kişiden biri koronavirüs geçirmiş durumda. Yani iyileşmiş ya da halen boğuşuyor bunun ama aşağı yukarı her 70 kişiden birinde koronavirüs var. Brezilya'da bu 76 kişiden birinde, İsveç'te 126 kişiden birinde, İspanya'da ise her 157 kişiden birinde koronavirüs var. Türkiye'de her 352 kişiden birinde şu ana kadar koronavirüs hastalığı görülmüş. Yani bu rakamlara tabii iyileşenler de dahil. Yani bazıları halen boğuşuyor, bazıları iyileşti ama şu ana kadar bu oranlarda hastalığın yayıldığını söylemek mümkün. Kırmızıyla görülen yerler görüyorsunuz. Afrika'da, Güney Afrika özellikle çok ciddi, ağır şekilde geçiriyor hastalığı. Ama mesela Çin'e bakıyorsunuz. Çin'de belli bir dönem hastalığın merkez üssüydü, başlangıç noktasıydı. Ama genel Çin nüfusunu düşündüğünüzde, çünkü Çin hemen hastalığın yoğun olarak görüldüğü Wuhan eyaletini kapattı ve bütün nüfusa yayılmasını engellemiş oldu böylelikle. Bu sebeple Çin daha açık renkte ama diğer ülkeler kırmızı olarak görülüyor. Bugün size vaka ölüm oranlarıyla ilgili bir istatistik paylaşmak istiyorum. Bu ne demek? Vaka sayısına göre ölüm sayısının oranlanması. Yani çok basit bir matematikle bir ülkenin ilan ettiği ölü sayısı bölü ilan ettiği vaka sayısına bakıyoruz. Dünya geneli, bütün dünyada baktığımız zaman aşağı yukarı %4 civarında bir oran var. Ama bu tabii ülke ülke değişiyor. Mesela en üstte görüyorsunuz İngiltere var. Birleşik Krallık yeşil renkle gözüken. Birleşik Krallık'ta %16'ya yaklaşmış. %15 civarında bir ölüm oranı var. Aynı şekilde işte İtalya'da ve Belçika'da da %14 civarında. Meksika, İspanya'da %12'ler, %10'lar civarında. Türkiye %2'ye yakın ölüm vaka oranı. Türkiye, Hindistan, Rusya, Güney Afrika ve Suudi Arabistan en aşağıda yer alan ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya ki şu anda birinci ve ikinci sıradalar vaka sayısı olarak ama ölüm oranları neyse ki %4'ün altında. Bu sayede vaka sayısına oranla daha az sayıda ölümle günü kapatmış oluyorlar. Bu bize bir anlamda işte bu ülkelerde yani birkaç şey söylüyor olabilir bu. Birincisi yaşlı nüfusu yoğun olan ülkelerde ölüm oranları artıyor ki Avrupa böyleydi. Avrupa'da biz bunu görmüş olduk. Nüfus gençleştikçe ya da daha farklı etkenler, işte yaşlıların bir yerde beraber yaşamadığı yerler diyebiliriz. Çünkü mesela Avrupa'da önemli
ölüm oranını yükselten önemli noktalardan bir tanesi de huzur evleriydi. Burada çok yoğun şekilde var ve bundan dolayı da ölüm oranları yükseldi. Diğer ülkeler farklı farklı gerekçelerle azaltmayı başardılar. Tabii bununla ilgili bilim adamları hala çalışmalarını sürdürüyor. Bunda genetik faktörleri araştıranlar da var. Daha farklı etkenleri araştıranlar da var. Henüz bu hikayenin tamamını yazabilmiş değiliz maalesef. Mesela İran'da tabii ölüm rakamları da bu arada ne kadar resmi olarak açıklanan rakamlar ne kadar doğru bilmiyoruz. Mesela İran'la alakalı BBC bir haber yapmıştı. Önceki gün İran'da resmi rakamlara göre 14 bin ölüm var. Fakat BBC'nin devlet görevlilerinden edindiği bilgiler öyle söylüyor. Haber 42 bin ölüm olduğunu söylüyor. Bu da ciddi bir fark demek. Nitekim dünya genelinde şöyle bir istatistikte tutuluyor. Özellikle gazeteler tutuyor bu istatistiği. New York Times'ın, Financial Times'ın veya benzeri gazetelerin tuttuğu bir istatistik. Tabii ülkelerin yine resmi rakamlarına bakıyorlar ama şu fotoğraf karşımıza çıkıyor. Geçen yıllara göre ölüm oranı bu yıl tabii koronavirüsten dolayı bir artış var. Yani geçen yıllardaki ölü sayıları, ortalama ölüm sayıları diyelim. Çünkü yani doğal sebeplerle, farklı hastalıklarla ölenler oluyor. Bu sayıların bu yıl koronavirüsten dolayı bir artış var. Fakat bununla beraber verilen rakamların da ötesinde artış var. Bu da bütün dünyada toplam 161 bin civarı fazla ölüm. Excess death deniyor. Fazla ölüm var 161 bin civarı. Bunun da koronavirüsle kaynaklı olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla toplam dünya genelinde ölüm sayısı 850 bin, 860 bine varmış olabilir. İran'da mesela devlet televizyonu her 7 dakikada bir kişinin koronavirüsten ötürü hayatını kaybettiğini söylüyor ki bu çok ciddi bir rakam. İsterseniz hemen test oranlarına bakalım. Dünya genelinde test yani her bir test için kaç tane pozitif vaka çıkıyor tablosu bu. Geçen hafta da paylaşmıştım hatırlarsanız. Yani toplam vaka sayısı bölü test sayısı çok basit matematikle. Kırmızıya doğru, koyu kırmızıya doğru giden ülkelerde test sayısı başına düşen hastalık sayısı, vaka, pozitif vaka sayısı yüksek demek. Daha koyu maviye doğru geldiğimizde sıfıra doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla daha az demek. Burada önemli olan şu kırmızı olan ülkelerde şunu anlamamız gerekiyor. Yeteri kadar test yapılamıyor. Yani hastalığın artık gözle görülür semptomları ortaya çıktıktan sonra muhtemelen test yapılıyor. Ve bu şekilde pozitif vaka sayısına ulaşılıyor. Bu ülkelerde var olandan daha fazla vaka olduğunu tahmin edebiliriz, söyleyebiliriz büyük ihtimalle. Ama diğer ülkeler, özellikle mavi ülkeler, Türkiye'nin de dahil olduğu, buralarda da vaka sayıları muhtemelen daha fazla ama test sayıları da yüksek yani bu yönüyle önemli bir iş yapıyorlar diyebiliriz. Özellikle gri bölgeler yeterli verinin datanın olmadığı bölgeler ki buralar aslında çok tehlikeli çünkü her ülke kendi içinde bir koronavirüs politikası geliştirebiliyor kendi rakamlarına dayanarak ama dünya genelinde rakamları da bilmemiz önemli çünkü uluslararası seyahatin çok yaygın olduğu bir dünyada, bir devirde yaşıyoruz. Bundan dolayı da keşke her yerden yeteri kadar veri alabilsek. Aşı ile ilgili gelişmeler, son gelişmeler, son bir haftada neler oldu onları anlatayım isterseniz. Endonezya'da devlete bağlı Biofarma isimli bir şirket Çin'den aldığı bir aşıyı kendisi yani teknolojisini Çin'den almış, kendisi laboratuvarında üretmiş ve şu anda üçüncü fazda. Üçüncü faz demek şu demek yani çok sayıda insanla şu an test yapılıyor demek. Eğer başarılı olursa Endonezya yılda 250 milyon doz aşı üretebileceğini söylemiş. Neden hani yani çok yavaş üretiliyor aşılar? Çünkü bir malzeme tedarikinin sağlanması ciddi bir zaman alıyor. İkincisi de üretim için yeteri kadar tesis, işte gerekli araç gereçlerin olması vesaire. Bunlar da zaman alıyor. Dolayısıyla mesela Endonezya 250 milyon doz üretebileceğini söylemiş. Avrupa ülkeleri ya da Amerika vesaire de 1 milyara yakın doz üretebileceklerini söyledi. Eğer bütün dünya bir araya gelirse çok kısa sürede aşıya sahip olabiliriz. Rusya bu arada aşı çalışmalarını hızlandırdığını ve bazı aşamaları atlayarak Ekim ayından itibaren nüfusunu aşılamaya başlayacağını duyurdu. Bu bir yandan yani Rusya için iyi bir gelişme diyebilirsiniz, pozitif bir gelişme ama bunlar aynı zamanda politik hamleler.
Çünkü Rusya, Çin gibi ülkeler aşıyı bir an önce kendileri bulmak istiyorlar. Çünkü bu şekilde batılı ülkelere karşı bir fark atacaklar. Ve dünyaya bir anlamda iyi polis rolü oynamış olacaklar. Çin mesela bu sebeple ekonomisi kötü durumdaki ülkelere aşı için kredi verebileceğini söyledi mesela. Bu da yine bir çeşit politik bir hamle, diplomatik bir hamle. Bu arada Batı'da da 3. faz deneylere gerek olmadığını savunanlar var. Ekranda gördüğünüz fazlar şu demek. Yani preclinical dediği, yani henüz klinik aşamaya gelmemiş aşı çalışması demek. Bununla ilgili teorik bilgiler ve bunlarla beraber belli partiküllerin oluşturulması demek. Birinci faz aşıların belli oranda virüsle temas ettirilerek laboratuvar ortamında denenmeye başladığı anlamına geliyor. İkinci faz artık diğer canlılara, mesela fare deneyleri yapılıyor, maymun deneyleri yapılıyor, şempanze deneyleri yapılıyor veya insanlı ama küçük çapta deneyler yapılıyor. İkinci faz bu demek. Üçüncü faz çok daha geniş, işte geçen hafta anlatmıştık, 30 bin insanla şu anda dünya üzerinde 3 tane farklı yerde 30 biner insanla deney yapılıyor. Bu üçüncü faz demek. Bu fazı da geçerse onaylanmış olacak. Fakat bazı ülkeler üçüncü fazı geçelim. Çünkü üçüncü faza gelen bir aşının zaten belli oranda virüsü etkisiz hale getirdiğini savunuyorlar. Ancak bu tehlikeli, çünkü aşı ile ilgili en önemli mesele yan etkileri. Ve eğer geniş topluluklardan aşıyı ölçmezseniz yan etkiler konusunda kör noktada kalırsınız ve bu da bütün büyük nüfuslarda çok ciddi problemlere yol açabilir. Ki aşı zaten kullanılmaya başladığında dahi bir anda herkese verilmeyecek. Yani mesela belki 1 milyon kişiye uygulanacak ve yine gözlemeye devam edecekler o insanları ve farklı yan etkiler de ortaya çıkabilecek. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü dün biraz karamsar bir açıklama yaptı. Başkan şöyle dedi: hastalığı kesin kesin dünyadan silecek bir aşı hiçbir zaman bulunamayabilir. Tabii bu teorik olarak makul bir açıklama. Yani insanları tedbirli olmaya çağırıyor. Belki uzun vadeli tedbirlerin düşünülmeye başlamasını öneriyor. Fakat bu arada tabii karamsar da bir açıklama. Çünkü şu anda bütün ülkelerde bilim insanları bununla uğraşıyor ve şu an tarihimizde görmediğimiz bir hızda aşı geliştiriyoruz. Bu çok ciddi, önemli bir gelişme. Buna destek olmak biraz daha faydalı olabilir. Türkiye'de son duruma bakalım isterseniz. Bugünün rakamları henüz açıklanmadı. Fakat yani biz bunu hazırlarken açıklanmamıştı. Dünün rakamları üzerinden bir şeyler söyleyebiliriz. Dünün rakamlarına göre 995 yeni hasta var, 19 vefat var. Yani yeniden günlük 1000'li rakamlara doğru gidiyor. Bu iyiye doğru bir işaret değil. Geçen haftadan bu haftaya değişen şey artık bu Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı grafiklerde yoğun bakım hasta sayısı verilmiyor. Entübe hasta sayısı da verilmiyor. Bunun yerine ağır hasta sayısı veriliyor ki şu anda 580. Ağır hasta şu demek: yoğun bakımdaki ya da entübe haldeki hastaların bazıları artık doktorlar tarafından iyileşemeyebilir şeklinde bakılıyor. Yani tedaviye cevap vermeyebiliyor. Yahut vücutta çok ciddi etkiler artık hasıl olmuş. Bu sebeple de mücadeleyi kazanamayabilir diye bakılıyor. Bu 580 dediğimiz sayı ilerleyen zamanlarda vefat sayısına doğru gidişi daha yüksek ihtimal. Tabii Allah bilir, yani ne olur ne olmaz. Belki de insanlar, doktorlar farklı müdahalelerle hayatlarını kurtarabilirler. Ya da beden bir anda savaşmaya başlayabilir. Bunlar bilebileceğimiz hususlar değil. Fakat şu an bildiğimiz kadarıyla 580 ağır hasta demek durumu hayli kritik demek. Yani yoğun bakımdakilerin de hepsi böyle değil. Dolayısıyla artık böyle bir istatistik veriliyor. Zatüre oranı veriliyor. Zatüre geliştirmek demek koronavirüsle alakalı olarak. Hastalığın ciğerlere inmiş olması ve ciddi nefes problemleri var demek. Şu anda hastalardan toplam %8,4'ü zatüre geliştirmiş. Bu da hastalığın ne tip bir durum noktada olduğunu gösteriyor bize. Bu arada Türkiye ile ilgili olarak bir diğer gelişme: Almanya malum biliyorsunuz Türkiye'ye seyahat yasağı uyguluyordu. Bugün itibariyle Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için bu yasağı kaldırmış. Eğer Alman vatandaşları bu şehirlere gitmek isterse buralara gidebilecekler herhangi bir ekstra muameleye maruz kalmadan.
Bu da tabii Türk ekonomisi, Türk turizmi için iyi bir haber diyebiliriz. Türkiye bunun için uzun süredir diplomasi yapıyordu. Dünyadan haberlere geçelim. İsterseniz Fransa'dan bir haberimiz var. Doktorlar Kurulu, Fransa'nın bilim insanları kurulu, sonbaharla birlikte ikinci dalgaya hazırlanmalıyız raporu sundular. Ekranda görüyorsunuz Fransa'nın grafiği. Şu anda Temmuz ayının sonundan bu yana bir yükseliş trendine girdiğini görebilirsiniz. Bu da Ağustos sonu ya da işte Ekim, Kasım ayları gibi ikinci dalga ne demek? Şu ekranda gördüğünüz Nisan ayında en yüksek noktaya geldiği alan, yani Mart ile Mayıs arasındaki o en yüksek noktaya geldiği alan. Buna benzer bir grafiğin daha oluşabileceğini gösteriyor ikinci dalga. Yani ikinci dalga şu andaki durumlar değil. Şu anda günlük yine 300-400'e belki ulaşmış durumda. Günlük yeni vaka sayısı, ama bunun yine 3000'lere 4000'lere ulaştığını düşünün. İkinci dalga ancak o zaman olacak. Doktorlar raporunda, 42 sayfalık raporda, hastanelerin ve ekipmanların hazırlanması önerisinde bulundular. Yeteri kadar test sağlanması önerisinde bulundular. İkinci dalga ile ilgili biraz pozitif konuşmak gerekirse, ilkinden farklı olarak ne yapmamız gerektiğini biliyor olacağız. Çünkü hastaneler, sağlık ekipleri bunu biliyor. Devletler de az çok artık ne yapmaları gerektiğini biliyor ve insanlar da, vatandaşlar da nasıl tedbir almamız gerektiğini biliyor olacak. Bu sebeple ilk dalgadan biraz daha iyi durumda çıkabiliriz. Ama bunun tersi de mümkün. Nedir? İnsanlar ilk dalgadaki gibi ciddiye almayabilirler bu durumu ve birçok ülke bütün ekonomiyi kapatmayı artık göze alabilecek durumda değil. Mesela Türkiye gibi ülkeler, ekonomileri zaten kırılgan olan ülkeler, yeniden bütün ülkeyi kapatma gibi bir şeye girmek istemiyorlar. Ki Amerika bile istemiyor şu an. Trump yönetimi ikinci bir dalga olursa ülkeyi kapatmayacağını duyurdu. Dolayısıyla lokal çözümler konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de olduğu gibi 65 yaş üstü yasa. Mesela İngiltere'de 50 yaş üstüne böyle bir yasak getirebilir miyiz diye konuşuluyor. Şu anda Almanya ve Belçika'da şu anda ikinci dalga hazırlıkları yapmaya başladıklarını duyurdular. Dediğim gibi ekipman hazırlığı, yani işte yeteri kadar maske olması, yeteri kadar sağlık ekipmanı olması, bununla beraber yeteri kadar test yapılması gibi hazırlıklar devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü demişken, Dünya Sağlık Örgütü şu anda Çin'de bir heyet bulunduruyor. Bu heyet virüsün kaynağını araştırıyor. Biliyorsunuz bu çok tartışılan bir konu çünkü henüz bilmediğimiz bir konu. Bazı ülkeler virüsün Çin'de bir laboratuvardan çıktığını söylüyor. Bazıları bunun bir biyolojik olduğunu iddia ediyor. Şu ana kadar bu iddiaları destekleyecek bir veri yok. Yani dolayısıyla bunlar sadece birer komplo teorisinden ibaret. Şu ana kadar en muhtemel teori virüsün bir yarasadan ve ikinci bir hayvana atlayarak insana geçmiş olması teorisi. Bu ikinci hayvanın da ekranda gördüğünüz karınca yiyen olabileceği söyleniyor. Karınca yiyenler bir çeşit vahşi hayvanlar. Bunlar Çin'de o vahşi hayvan pazarında eti satılan hayvanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bir yarasadan bu hayvana, ondan da insana geçmiş olması ihtimalinden bahsediliyor. Dünya Sağlık Örgütü raporunu 3 hafta sonra açıklayacak. O zaman göreceğiz. Eğitim, biliyorsunuz, koronavirüs salgınının en ciddi etkilediği alanlardan bir tanesi. Herkesin şu anda örgün eğitim içerisindeki, dünya üzerinde bütün öğrencilerin hayatı bundan etkilendi. Birleşmiş Milletler'e göre yaklaşık 1 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı koronavirüs salgını sebebiyle. Ve Birleşmiş Milletler Başkanı Genel Sekreteri Guterres yaptığı açıklamada, bu bir çeşit kuşaklar arası bir probleme, yani bir kuşağın, bir dönemin, bir yaş grubunun genel bir problemine dönüşebileceğini söyledi. Ve bununla ilgili olarak da ülkelere çağrıda bulundu. Eğitim için neler yapabileceğinizi düşünün, dedi. Malum şu anda uzaktan eğitim konuşuluyor, fakat dünyanın her yerinde eşit imkanlarla bunu becermek, gerçekleştirmek mümkün değil. Uzaktan eğitim maalesef şu ana kadar malum, yani bildiğimiz eğitimin yerine henüz geçebilmiş değil. Salgın uzadıkça eğitimle ilgili problemlerin arttığını göreceğiz.
Anne babalar için de muhtemelen bu çok zor bir durum. Çünkü onlar da çocuklarıyla ilgili ne yapacağını çok bilemiyor olabilirler. Fakat uzmanlar öğretici aktiviteler ayarlanabilirse böylece eğitimin boşluğu bir şekilde doldurulabilir deniliyor. Yani çocukların zihinsel gelişimi için bir çeşit aktiviteler düşünülebilirse en azından belli dönemler için, yani haftanın her gün için değil belki ama birkaç gün için okulun boşluğu bir anlamda doldurulabilir. Peki okulları açmak çözüm mü sorusu. Biliyorsunuz Türkiye Ağustos sonunda okulları açabileceğini söyledi. Bakan da okullar açılsın istiyor. Hatta bugünkü açıklamasına göre açılması için neler yapabiliriz onu konuşalım dedi. Yani açılmasın itirazlarını bertaraf etmek için İsrail'den örnek verelim. İsrail Mayıs ayında, yani 17 Mayıs günü biz bu virüsün ilk dalgasını atlattık diyerek okulları açmıştı. Fakat okulların açıldığı hafta yüzlerce öğrencide bir anda virüs ortaya çıktı. Okul çalışanlarında virüs ortaya çıktı ve bu tabii sadece öğrencilerde ya da çalışanlarda kalmıyor. Bu insanlar evlerine götürüyor, tanıdıklarına götürüyor bu virüsü. Ve bir anda İsrail'de yeniden virüs rakamları arttı okulların açılmasıyla birlikte. Bu sebeple de şu anda Amerika'da virüs tartışmaları var. Herkes İsrail örneğini veriyor. Amerika'da da okullar açılabilir deniliyor. Fakat okullar açılırsa şu ana kadar virüsün yayılmasını engellemek için yapılan her şeyi yeniden çöpe atmış olabiliriz deniliyor. Türkiye'de de inşallah açılmaz diyelim. Vietnam'dan kısa bir haberimiz var. Vietnam biliyorsunuz adeta bir demir yumrukla ülkeye kapattı. Çin'e komşu olmasına rağmen aylarca tek bir ölüm bile gerçekleşmedi ülkede. Fakat ülkenin Danang isimli şehrinde bir küme keşfedildi. Yaklaşık 200 kişi virüse sahip olduğu ortaya çıktı. Son birkaç haftada 8 kişi hayatını kaybetti. Bu arada ülkede yeterince test olmadığı açığa çıktı ve Dünya Sağlık Örgütü'nden destek çağrıları geldi bütün ülkeler için. Vietnam'da böyle bir gelişme yaşandı. Yani çok iyi gidiyoruz demek de virüsü engellemeyebiliyor. Çünkü virüs çok sinsi bir virüs. Daha önce bu programda defalarca bahsettim. Virüs çok sinsi bir virüs. Her insanda semptoma sebep olmuyor. Dolayısıyla nereden nasıl yayılacağını kontrol etmek mümkün değil. Zaten ikinci dalgayla ilgili de en çok korkulan şeylerden bir tanesi bu. Virüsü kontrol etmek zaten zor. Eğer imkanlar kaybolursa, yani sağlık çalışanlarının işte insanların, mesela hasta olanların filyasyon diyor ya Sağlık Bakanımız, işte hasta olanların diğerleriyle ilişkisini inceleyen uzmanların sayısı yetersiz hale geldiğinde bu sefer kontrol komple kaybolabilir ve hiçbir tedbir alamayabilirsiniz. Tedbir demişken New York şehrinde biliyorsunuz koronavirüsten dolayı restoranlar kapalıydı. Ancak bunu şu şekilde aşmayı akıl etti New York. Bazı sokakları kapatmak suretiyle restoranlara geniş alanlar açtı. Mesela ekranda gördüğünüz şekilde, yani sokağı trafiğe kapattığınız anda restoranların alanını genişletebiliyorsunuz. Ve New Yorklular bunu çok sevdi. Çok sevdiği için de gelecek yıl eğer virüs olsa da olmasa da bu uygulamaya devam edeceklerini söylediler. Çünkü virüs kapalı alanlarda daha çok yayıldığı için insanları açık alanlara teşvik etmek önemli. Mesela sahillerden fotoğraflar görüyorsunuz, kalabalık yerlerden. Çok yakın insanların bir araya gelmesi tabii ki uygun değil ve ciddi bir sağlık problemlerine yol açabilir. Fakat insanların kapalı yerlerde bir araya gelmesindense açık alanda kalabalıklaşması daha iyi bir durum olduğu için mümkün mertebe bu yazı açık alanlarda geçirmek her zaman daha iyi. Amerika demişken, Amerika'da tabii yani bir yandan virüsle beraber ciddi gelişmeler var. Bir yandan maske uygulamaları var. Bir yandan da tabii maskeye karşı olanlar var. Bazı insanlar dünya genelinde tabii maske takmak istemiyor çok açık bir şekilde. Bu ekranda göreceğiniz adam Adam Zabarowski isimli birisi. Amerika'da kendisine maske takmasını söyleyen bir dükkan sahibine ateş açmış. Amerika'da biliyorsunuz silah taşımak meşru, yasal. Ve ertesi gün evine gelen polislere de silahla karşılık vermiş ve şu anda gözaltında, sadece maske takmak istemediği için. Paris'te de önceki gün benzer bir olay yaşandı. Bir
çamaşır yıkama dükkanında içeri giren müşteriye maskenizi takar mısınız diyen birisi sopalarla dövüldü. Yani bu önümüzdeki dönemde eğer bir ikinci dalga olursa ve bu tip uygulamalar artarsa, şu an her yerde maske takma zorunluluğu yok biliyorsunuz. Ama maske takma zorunluluğu her yere gelirse toplum içinde bu tip vakalar artabilir. Çünkü insanlar ciddi anlamda öfkeli şekilde karşılık veriyorlar. Halbuki maske yani çok öyle zor bir şey değil maalesef. Bir diğer haberimiz Princess Diamond gemisiyle alakalı. Bu gemi biliyorsunuz Ocak ayı başında yola çıkmış bir cruise ship dediğimiz seyahat gemisi. Ve içinde 3.711 kişi vardı bu geminin. Ve bu gemiye koronavirüs hastası olan birisi 20 Ocak'ta bindi. Ve o günden sonra gemide tabii vakalar bir anda yayılmaya başladı. Tedbirler alındı. İnsanlar kameralarına belki bir anlamda hapsedildi. Geniş alanlar kullanılmadı vesaire. Buna rağmen gemi bir yere yanaştı ve orada karantina altındayken sağlık ekipleri müdahale etti. Ağır vakalarla birlikte toplam 700 kişi, yani 3.700'den 700'ü koronavirüs hastası oldu. Dolayısıyla bu gemi aynı zamanda araştırmacılar için müthiş bir laboratuvar imkanı. O günden beridir zaten bilim insanları gemiyle ilgili çalışmalar yürütüyor. En geniş çaplarından biri önceki günlerde, geçen hafta daha doğrusu yayınlandı. Tabii henüz onaylanmış bir çalışma değil fakat New York Times bunu haber yaptı. Haberde bir takım sonuçlara varılıyor. Bunlardan bir tanesi virüsün havadan yayılıp yayılmadığı ile ilgili soruya cevap veriyor. Yani normalde daha önceki görüşler şu şekildeydi. Virüs yakın temas halinde sadece bulaşabilir. Ama bu gemide yapılan araştırmaya göre virüs kapalı bir ortamdaysanız hava yoluyla da bulaşabilir. Yani diyelim bir restoranda 20-30 kişi dar bir alanda bir aradayken çok yakın olmasalar bile virüsü bulaştırabiliyorlar. Çünkü virüsler ağız sıvısı yani havada asılı kalabilen mikroskobik ölçekte ağız sıvılarıyla yayılıyor. Ve bu birkaç dakika boyunca bazen 10 dakikaya kadar çıkabildiği söyleniyor. Havada kalabiliyor, asılı kalabiliyor. Dolayısıyla siz bir yerde aksırdınız, tıksırdınız, hapşurdunuz ve oradan geçip gittiniz. Oraya 5 dakika sonra gelen birisi sizden hastalığı kapabilir. Bu ciddi bir gelişme çünkü bu sebeple artık bundan sonra kapalı alanlara daha da dikkat etmemiz gerekecek. Bununla ilgili uzmanlar havalandırmanın önemine vurgu yapıyor. Eğer mesela evinizin salonundasınız ve kalabalık misafirleriniz var, hani normalde olmaması gerekir ama oldu diyelim. Mümkün mertebe camlarınızı açın, odayı havalandırın sık sık. Çünkü başka türlü o alandaki yani kesin emin olamıyorsunuz. Bu yüzden maske önemli. Çünkü maske özellikle kapalı alanlarda, alışveriş yaptığınız yerlerde, restoran gibi yerlerde maske ciddi anlamda değer kazanıyor bu sebeple. Çünkü dediğim gibi havadan yayılabiliyor. Maske taktığınızda yani tamamen engellemeseniz bile virüse daha az maruz kalıyorsunuz. Bu çok önemli bir gelişme. Bununla beraber bir başka sonuç da şu. Kapalı alana girecekseniz, alışveriş yapacaksanız mümkün mertebe hızlıca yapın. Hiç kimseyle muhatap olmamaya çalışın. Maskenizi tabii ki takın ama bunları da beraberinde yaparsanız daha iyi tedbir almış olursunuz. Son haberimiz NBA'den. Biliyorsunuz Amerikan Basketbol Ligi başladı yeniden. Bir final yapmaya çalışıyorlar. Yani ligi bitirmeye çalışıyorlar. En azından bu sezonu da boş geçmeyelim demek istiyorlar. Florida'da Walt Disney World isimli bir yerde şu anda 22 takımla maçlar oynanıyor. Burası izole edilmiş bir köy gibi şu anda. 3 tane stat var ve bu 3 basketbol sahası arasında maçlar oynanıyor. Dolayısıyla gazeteciler, çeşitli başka ekipler bu sahalar arasında taşınıyor. Bununla ilgili New York Times'tan bir gazeteci orada hayatın nasıl olduğunu anlatmış. Çok kısa örnekler vereceğim. Mesela herkes sosyal mesafe sensörü taşımak zorundaymış. Bu ne anlama geliyor? Üzerinizde bir sensör var. Eğer biriyle olması gerekenden daha yakın mesafede duruyorsanız ötüyor. Oyuncular bu sensörü taşımak istememişler. Fakat oyuncular hariç herkes yani sağlık görevlerinden tutun diğer takımla ilgili çalışanlara,
gazetecilere kadar hepsi bu sensörü takıyor. Bununla beraber her sabah kalktığınızda ateşinizi ölçüp rapor veriyorsunuz. Diyorsunuz ki benim ateşim bugün şu noktada. Böylece köy içerisindeki herkesin sağlık durumu an be an gözlenmiş oluyor. Otobüslerle dediğim gibi taşınıyor bu gazeteciler ve çalışanlar ve otobüs şoförleri dahil herkes günlük olarak test oluyor. Yani koronavirüs testi yapılıyor. Saha kenarında oyuncular aralıklı oturuyor. Yani artık saha kenarında bile oyuncular arasında belli mesafeler oluyor. Ve aynı içecekten içmemeleri için hepsine ayrı ayrı içecek yerleri yapılmış. Bu da önemli bir şey. Greg Popovich biliyorsunuz NBA'in en yaşlı koçlarından biri, 71 yaşında, her maç maske takıyor mesela. Ve maske takmak bir basketbol koçu için aslında zor bir şey çünkü oyuncularıyla her an etkileşim halinde olması lazım. Buna rağmen Popovich maskeden taviz vermiyor. Kendisine sorduklarında da ölmek istemiyorum demiş çok açık bir şekilde. Dolayısıyla koronavirüs tedbirleri altında bir NBA ligi böyle şu anda devam ediyor. Biliyorsunuz seyirci yok. Ama Almanya'da Bundesliga seyirci de alabiliriz açıklaması yaptı bugün. Biliyorsunuz ilk açılan Avrupa liglerinden bir tanesiydi ve neredeyse sorunsuz bir şekilde bitirdiler ligi. Önümüzdeki dönem itibariyle seyirciyle de maçları oynayabileceklerini söylediler. Bunu da tabii olursa göreceğiz artık. Herkese teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bültenimiz bugünlük bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Esen kalın.